Biz destekleriniz için çok teşekkür ediyoruz. Başta bunu ifade edeyim ben. Fakültemizde böyle bir eğitimde bize destek olduğunuz için, öğrencilerimize bu katkı yarattığınız için teşekkür ederiz. Ben de dinlemede olacağım. Buradayım yani. İnşallah sonunda beraber tekrar bir kapanış yaparız. Tabii ki Teşekkür de. ediyorum. Ben de Buyurun. çok teşekkür ediyorum öncelikle hepinize ilginizden dolayı. Bu süreçte de bana destek olduğunuz için. Hem biraz kendimi tanıtmak istiyorum, firmamızdan bahsetmek istiyorum. Sonrasında da aslında bu işi biraz eğitimden çıkarmaktan yanayım. Hani ne kadar eğitim desek de bu biraz kendimiz için yaptığımız yatırım. Dolayısıyla sohbet eşliğinde yürütelim istiyorum. Hani sizler de bu süre zarfında aktif olursanız benim için çok daha keyifli bir süreç olur. Soru cevaplarla da gidebiliriz, yorumlarla da gidebiliriz. Ben uluslararası ilişkiler mezunuyum. Uludağ Üniversitesi 2011 çıkışlıyım. Ardından kısa bir süre satış tecrübem oldu. Dolayısıyla çok farklı şapkalarda, farklı firmalarda da rol aldım. İnsan kaynakları alanına geçişim insan hikayesini anlamayı sevmekle başladı ve aşık olarak yaptığım bir işle başladım. Assessor olarak çalışmaya başladım ve 3 yıl boyunca assessment süreçlerinde aktif olarak rol aldım. Biraz sonra size eğitimlerde bahsediyor olacağım zaten assessment nedir? İnsan analizi üzerine bir yapı, yapılandırılmış süreçlerde aslında insanları tanımaya çalıştığımız süreçler. Ve ardından 3 yılın sonrasında bir challenge'a ihtiyacım vardı ve yurt dışı menşeli global bir firmada generalist olarak çalıştım. 4 yıl tüm İK süreçlerinden sorumlu oldum. Yurt dışına raporladım. Dolayısıyla çok farklı yapılar ve matrix sistemde çalışmanın hem zorluklarını hem güzelliklerini deneyimledim. Ardından farklı süreçlerde İK'nın bordrodan işe alıma, işten çıkış süreçlerinden eğitime, performans değerlendirmeye kadar olan tüm süreçlerinde hem arka planda yer aldım hem yönetici koltuğunda rol aldım. Ve süreçlerin şu anda artık kurulum aşamasındayız. İşte bu süreçle birlikte üniversitelerle yaptığımız çok farklı projeler oldu bulunduğum şirketlerde. Dilerim bu projeleri daha güzellerini sizlerle de yürütüyor oluruz ilerleyen süreçlerde. Eğitimden sonra bana CV'sini yollamak ve geri bildirim almak isteyen herkese de mail adresimi paylaşıyor olacağım. Geri bildirimler yapmaya çalışıyor olacağım elimden geldiğince, yoğunluğum izin verdiğince. Mutlaka iletişimde kalmayı isterim. Şimdi hazırsak belki biraz başlamak iyi olabilir mi? Ne durumdayız? 26 kişi biraz daha bekleyelim mi Batuhan Bey? İstediğiniz gibi yani şu anda arkadaşlar katılımı sağlıyorlar. Zaten yarıdan fazla katılım sağlandı. Her şey biliriz yani zaten kaydımız alındığı için de geri Tamam. kalanını takip Şu edebilirler. an anlaştık. Şu an tam ekran yok galiba, değil mi? Size yarım mı görüyorsunuz acaba? Yarım bölüyor. Evet. Tamam, nasıl açabilirim bunu tam olarak? Buradan bilemiyorum. Görüntü ayarından belki. Normalde böyle olmaması lazımdı ama. Tam ekran gelmiyor, evet. Sunucu görünümünü gizli belki orada Nasıl? açtığınız daha deminki 3 nokta menüsünden sunucu görünümünü gizli. Oraya bir basın. Evet, şimdi oldu. Bakalım. Açamıyorum. Ama neden böyle oldu? Şimdi olacak şey. Şöyle yapalım. Pardon. Bir aksilik. Evet, oldu şimdi. Tamamdır. Şimdi görüyoruz sanırım. Aynen. Evet. Tamam. Ben biraz şirketlerimizden bahsetmek istiyorum. Öncelikle sizlere. Biz Valor Holding yapısı olarak Eylül 2020'de kurulmuş bir şirketiz. Şirket olarak aslında Azerbaycan kökenli yöneticilerin kurduğu bir yapı diye düşünebilirsiniz buraya. Holding aslında çatı merkezimiz bizim. Lojistik en güçlü alanımız Berim ve Hanım çok pardon. Aşağıda bir yazı geçiyor. Bu nedir? benimle ilgili değil diye düşünüyorum. Herkes görüyor mu çocuklar? Evet hocam, bizim iş pazarlarda vesaire. Şu an kapandı. Tamam. Evet, Şu an şu an kapandı. oluyor. Tamam, şöyle yapalım isterseniz. Tamamdır. Holding çatı şirketimiz altında lojistik ana iş kolumuz diye düşünebilirsiniz. Valor Lojistik'te Eylül 2020'de kurulan şirketlerimizden biz kara, deniz, hava taşımacılığı, aynı zamanda demiryolu taşımacılığı yapan bir firmayız. Birazdan bunu da detaylandırıyor olacağım. Bir trading firmamız var, iç ve dış ticaret.
üzerine susam, kaju, pamuk alım satımı süreçlerini yürütüyor. Dünyanın dört bir köşesinden hem alım hem satım süreçlerini yürüten, oldukça büyük bir alanı hizmet eden bir firma diye düşünebilirsiniz. Gemicilik, gemi tarafında bir gemimiz var. Bununla birlikte 10'a yakında operasyonunu yürüttüğümüz, aslında destek aldığımız, kiraladığımız ve operasyonunu yürüttüğümüz gemilerimiz var diye düşünebilirsiniz. Burada gemimizin özelliği, bizim bitümen üzerine ağırlıklı olarak çalışıyoruz. Bitümen nedir? Asfaltın ana maddesi. Dolayısıyla bir tanker yapısında çalışan gemilerimiz var. Finansal danışmanlıkta bir firmanın, büyük firmalarda genelde ihtiyaç duydukları finansal danışmanlık, yapılandırma süreçlerini tamamlamak. Buyurun. Tamamdır. Finansal anlamda aslında firmaların başından sonuna kadar ekonomik süreçlerini yürütmesine ya da satın alım, büyük satın alım süreçlerinde destek olan bir yapımız var burada. Belki pazarı takip edenler varsa, ISS yakın zamanda Rönesans Holding'i aldı. Bunun tüm finansal süreçlerin yapılandırılmasını finansal danışmanlık şirketimiz yürüttü. Buna benzer büyük yapısal süreçleri yürütüyorlar diye düşünebilirsiniz. Valör heuristik aslında, bugün biraz teknik olarak sorun yaşıyoruz sanırım. Şu ilerletemiyorum sunumu. Valör heuristik bahsettiğim gibi aslında gemi, hava ve karayoluyla, demir yolunda var olan bir yapı. Valör heuristik Türkiye merkezli bir firma. Bununla birlikte Heritus Grup Azerbaycan'da bize şu anda destek veren, Azerbaycan'da kurduğumuz kardeş şirketimiz diye düşünebilirsiniz. Benzer çalışmaları, benzer lojistik süreçlerini orayla birlikte yürütüyoruz. Entegre bir şekilde. Aynı zamanda bir de Gürcistan ayağımız var. Gürcistan'da da süreçlerimizi yürütüyoruz. Şu anda Avrupa'ya ve Amerika'ya açılıyoruz. Dolayısıyla aslında şu an hem Avrupa'da, Amerika'da ve aynı zamanda da Dubai'de kurduğumuz şirketlerimiz var. Şu an sizinle paylaşmadığım hepsini farklı yapılarda, yine lojistik alanında ilerlediğimiz ve ciddi anlamda hızlı bir şekilde büyüdüğümüz bir yapı diye düşünebilirsiniz. Şimdi insan kaynaklarına işe alım süreçlerine geçiyor olursak, bizi neler bekliyor? İlk yapmamız gereken her daim bir özgeçmiş hazırlamamız gerekiyor ki firmaların dikkatini çekebilelim, başvurularımız sisteme düşsün ve geri bildirim alabilelim. İlk adımımız özgeçmiş hazırlama, ardından özgeçmişi beğenilen tüm adaylarda olduğu gibi bizler de telefon mülakatıyla adaylara ilk teması gerçekleştiriyoruz. Bu temas bizim için önemli çünkü telefon mülakatı bir İK'cı için hayat kurtarıcı bir süreç diye düşünebilirsiniz. Aynı zamanda bence adaylar için de keza bu şekilde. Çünkü sizleri İstanbul'da yaşayanlar özellikle bilecektir ki bir yerden bir yere gitmek minimumda 2 saatlik bir süreç. Özellikle çalışan adaylar için ya da okulu olan öğrenciler için oldukça sıkıntılı bir süreç. Dolayısıyla biz telefonda aslında sizden almak istediğimiz ana sorulara cevapları alabiliyoruz. Aynı zamanda size firma ile ilgili bilgileri, sizin için kritik olan şeyleri öğrenip bizimle devam etmek isteyip istemediğinize karar verebiliyorsunuz. Tabii ki bütün işe alım süreçleri karşılıklı olduğunu düşünerek yola çıkmak gerekiyor. Her ne kadar firma sizi seçiyormuş gibi gözükse de aslında sizler de her daim firmayı seçiyor olacaksınız. Kıdeminiz arttığı oranda da bu seçme, analiz etme süreçleri farklı boyutlara geldiğini görüyor olacaksınız. İlk zamanlar tam olarak kullanamadığınız şeyler, belki hissiyat olarak yorumladığınız şeyler İlerleyen süreçlerde net olarak cümlelere dökülebilen, kararınızı etkileyen noktalar olacak. Ardından birebir mülakat, eğer varsa değerlendirme merkezi uygulamaları ve son olarak da referans kontrolle teklif aşamasıyla süreci kapatıyor oluyoruz. Bizler sizler için de bu yol haritası en uzun haliyle bu şekilde olacaktır diye düşünebilirsiniz. Hepsini detaylandıracağım sizinle. Şimdi neden biz özgeçmiş hazırlamayı önemsiyoruz, neden bizim için özgeçmiş çok önemli diye düşündüğümüz noktada aslında bizler sizleri tanımıyoruz. Dolayısıyla bir işe alımcı olarak, bir İK'cı olarak çok kısa sürelerde çok fazla CV okumak zorundayız. Şöyle örnek vereyim, ben biraz bizim tarafımızı da anlatmak istiyorum ki neden yaptığımızı
yaptığınız işe daha çok anlam yüklemelisiniz ya da neden daha fazla özen göstermelisiniz ya da neden bir başvurudan sonuç alamıyorsunuz? Aslında biraz onları da konuşmak istiyorum. Sizin de sorularınız olursa lütfen aktif olarak sürece dahil olun ki biraz soru cevap eşliğinde daha da geliştirelim konuyu. Şimdi CV bizim için kendimizi anlattığımız ilk platform, İK'cının sizi gördüğü ilk platform. Burada yaptığımız her pozitif etki ya da her negatif etki burada devam edip etmeyeceğimizi, sürece dahil olup olmayacağımızı gösteriyor. Standart bir işe alımcının ortalama minimumda 7-8 tane pozisyon olduğunu düşünün. Ve bununla birlikte operasyonel anlamda çok farklı şapkaları ve işleri de olduğunu düşünürseniz bu 7-8 pozisyona eş zamanlı olarak çalışan bir kişi günde minimumda belki de 1000 tane, 2000 tane CV'yi tek bir pozisyon için değerlendiriyor. Dolayısıyla aslında burada çok fazla CV gördüğümüz bu süreçte çok hızlı bir şekilde ön eleme yapmak zorundayız. Aslında bizim amacımız eleme yapmak değil, mümkün olduğunca çok CV bulmak. Biz inanın sizlerden daha çok o pozisyonları kapatmak istiyoruz. Dolayısıyla bizler sizi elemek üzerine değil, sizleri nasıl oraya yerleştirebiliriz üzerine çalışıyoruz. Dışarıdaki algının tam tersi, bazen kızıyoruz. Ben de aday oldum, ben de kızdım ama arka planda şuna da bakmak lazım. Aslında o İK'cı o pozisyonu kapatırsa o gün rahat bir nefes alacak. Onu düşünerek lütfen siz de başvurularınızı yaparken bu pozitif etkiyi nasıl yaratabilir mi hep sorgulayarak devam edin. CV aynı zamanda karşı tarafa ben hangi yönde devam etmek istiyorum, hangi alanlarım güçlü, hangi alanlarda dikkat ediyorum, ne kadar titizim, ne kadar düzenliyim ya da yaptığım işi sistematik yapıyorum ya da bununla birlikte kendimi nasıl ifade ediyorum, iletişim dilim nasıl, iletişim tarzım nasıl, aslında hiç düşünmediğiniz kadar çok büyük kopyalar veriyor bize bu CV'ler. Ve bunların dışında aslında İK'cı size ilk teması buradan yapacağı için bunun üzerine artı bir yorum yapma şansınız yok. O yüzden yapacağımız her şeyi ilk etkiyi mutlaka ve mutlaka CV üzerinde yaratıyor olmamız çok 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 kritik. Dikkat etmemiz gereken şeyler aslında imla kuralları. Biraz onu detaylandırıyor olacağım. Çünkü nihayetinde hepimiz üniversite öğrencisiyiz ya da üniversite mezunu yetişkinleriz. Artık yazdığımız şeylerde büyük küçük harflerin uyumuna, cümlelerin doğru kuruluşuna, kendimiz aktarış şeklimize ya da sistematik gitmek bizler için çok kritik. Biraz sonra örneklerini gördüğünüzde daha net göreceksiniz, daha net anlayacaksınız bazı şeyleri. Fotoğraf seçimi çok kritik. Bunu da detaylandırıyor olacağım, o yüzden sadece geçiyorum şu anda. Bilgilerin güncel olmasına lütfen dikkat edelim. Neden? Çünkü bazen arada yaptığımız projeler ya da bizi çok çok parlatacak, diğer adayların önüne çıkaracak ama oraya koymayı unuttuğumuz, atladığımız, güncellemediğimiz CV'ler bizim için aslında elenmemize neden olabiliyor. Çünkü o bilgiyi eğer oraya girseydik belki de orada diğer 5 adayın ya da 100 tane adayın bile önüne geçebilirsiniz. Şuradan bir örnek vereyim. Şu anda açık olan bir tane pozisyonum var. Dün CV taraması yaptım. 123 tane başvuru gelmiş. Yönetici rolü için açtığım bir pozisyon. Ana kuralım, orada beklediğim şey lojistik tecrübesi olan bir adaydı. 123 CV'den sadece 2 tanesi lojistik tecrübesine sahipti. Baktığınız zaman aslında eminim ki arka planda o 123 adaydan 121'i neden seçilmediğini sorgulayacak, İK'cıyı suçlayacak ya da farklı nedenlerle orada olmadığını sorarken, sorgularken aslında o pozisyona ana kuralı olan lojistik tecrübesi olan sadece 2 adayın olduğunu ve benim için geçerli dikkate alabilir olduğum 2 CV olduğunu düşünürseniz bir İK'cı olarak benim için de çok zor. Onların da seçilme ihtimali bu oranda az. Dolayısıyla CV'de mutlaka başvuru yaptığımız firmaya ya da ilana uygun kritik bilgileri mutlaka girelim. Ya da bununla birlikte doğru ilanlara başvuru yapmak da keza bizim için çok 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 kritik oluyor. Planlama çok önemli. CV'de inanın özellikle yeni başlayanlar, iş hayatına yeni başlayanlar ya da bazen oldukça uzun zamandır iş hayatı olan kişilerde de görüyoruz. Planı o kadar düzensiz ki bazı şeyler orada, bazı şeyler burada. Ben telefon numarası arayıp bulamadığım çok fazla CV biliyorum.
Şimdi sadece bir tek pozisyon için benim 1.000 tane, 2.000 tane CV taradığım bir zaman diliminde telefonu bulamamanın bana zaman maliyetini tahmin bile edemezsiniz. Aynı zamanda telefonu olmayan adaylarla da karşılaşıyoruz. Bu durumda nasıl ulaşabiliriz sizlere? O yüzden iletişim bilgilerinizi yazdığınızdan mutlaka ve mutlaka emin olun. Ve bilgilerinizin doğruluğu, bunu zaten her şeyi doğru yazmamız gerekiyor. Nihayetinde biz referans kontrolü ya da farklı çeklerle ya da size sorduğumuz sorularla verdiğiniz bilgilerin doğru olup olmadığını ya da abartılmış olup olmadığını görebiliyoruz. Bu nedenle bilgileri mutlaka doğru yazın. Bazı şeyleri bilmiyor olabilirsiniz ama ilginiz olabilir, üzerine çalışıyor olabilirsiniz. Bunları da bizimle paylaştığınız zaman mutlaka bunlar da sizin için, sizin bizdeki görüntünüzde pozitif etki yaratacaktır. Ama bir durum gerçekten sizi de zora sokacak, buradaki kişilerin de süreci doğru yönetmesini zorlaştıracaktır. Şimdi imla ve düzenden bahsetmiştim. Bu bir tanesi. Çok kısa bir göz atarsak, sizlerin de katılımıyla lütfen ilk dikkatinizi çeken şeylerden birkaçını benimle paylaşabilir misiniz? Orada mıyız? Peki, ben devam edeyim. Şimdi aynı CV'de kişi kendini tanımlarken hem İngilizce kullanmış hem de Türkçe kullanmış. Şimdi bir CV'ye nasıl başlıyorsak öyle devam etmeliyiz. Şimdi CV'de yarısını İngilizce yazmak bende şöyle bir soru işareti yaratıyor. Bir kere yaptığı işte tam bir karmaşa var. Aslında orada bir düzen yok. Özen göstermemiş. Aynı zamanda devamının Türkçe yazıyor olmasının nedeni gerçekten İngilizce bilmiyor olması mı gibi soru işaretleri yaratabiliyor. Nasıl başlıyorsak öyle devam etmeliyiz. Benim tavsiyem size şu anda özellikle lojistik alanında eğitim aldığınız ve burada devam edeceğinizi varsayarsak, lojistik dediğimiz şey artık dünya bu kadar globalken İngilizce bilmeme ihtimalini çok fazla kaldıran bir zaman, pozisyon ve sektör değil. Dolayısıyla İngilizcenizi geliştirmeniz sizler için çok faydalı olacak. Ve bir tane Türkçe, bir tane İngilizce CV'nizin mutlaka olmasını tavsiye ediyorum. Özellikle İngilizce bekleyen pozisyonlara İngilizce CV hazırlamak ve iletmek ilk adımda kendinizi ön plana çıkarmanızda fayda sağlayacaktır. Şimdi burada da şunu göstermek istiyorum. Şimdi ikinci CV'de göreceksiniz. Bu da bana yeni gelen CV'lerden bir tanesi. Bir tanesinde balıklar var, diğerinde paragraf şeklinde yazılmış. Aynı zamanda balıklar var ama balıklardaki noktalama işaretleri de tam düzenli bir şekilde gitmemiş. Şimdi Dina, ne kadar detaya bakıyorsunuz, ne kadar olmaması için uğraşıyorsunuz diyeceksiniz belki ama şöyle düşünün, bunların tamamı sizin lojistik operasyon pozisyonunda bir pozisyona başvurduğunuzu varsayalım. Operasyon dediğimiz şey düzenli, sistemli, sistemli ve birbirini takip eder şekilde dikkat gerektirerek yapılması gereken bir süreç. Buradan ben size, sizde eğer operasyona başvuruyorsanız sizde olması gereken yetkinlikleri saymış oldum aslında. Şimdi baktığımız zaman sistemli gidiyor mu derseniz sistemli gitmiyor. Düzenli gidiyor mu derseniz düzenli gitmiyor. Biraz daha bilgi karışıklığı var. Özellikle şunu da söylemek istiyorum. Notlarınız da olursa güzel olur. Biz genelde paragraf yazılmış CV'lerden çok keyif almayabiliyoruz. Çünkü biraz daha karmaşık olabiliyor oradaki yazı. Özellikle de daha uzun paragraflar yazdığımız süreçler olduğunda. Burada balıkları kullanmak biraz daha to the point kendinizi anlatmanızda, bizim bir şeyleri daha net görmemizde, daha hızlı görmemizde de veri sağlayabiliyor. Yine bir örnek verirseniz burada aslında yine paragraf olarak gitmiş ama virgül yok, ayrışmamış, büyük harf küçük harf konusunda biraz karmaşa yaratıyor burada. Nerede başladı cümle, nerede bitiyor göremiyoruz. Dolayısıyla aslında biraz daha düzene ve özene ihtiyaç olduğunu söyleyebiliriz. Bu aynı zamanda X pozisyonda çalışacak bir kişinin nasıl rapor yazacağını, nasıl mail yazacağını da bizlere gösteriyor.
Dolayısıyla profesyonel iş hayatında biz ne kadar öğretmeye hazır olsak da yeni başlayacak kişilere, özellikle de şöyle düşünün, bir süredir çalışıyor olan kişilere bu detayda bir şey öğretmek istemeyecektir hiçbir yönetici. Yeni başlayan kişilerde mutlaka destek vermek, onlara yardımcı olmak isteyeceğiz ama bu detayda yardımcı olmakta bazı yöneticilerin çekimser kalmasına neden olabiliyor. İnsan kaynakları profesyonelleri burada CV'deki bu hataları göz ardı ediyor olsa bile inanın bu detaydaki hatalara mutlaka itiraz edecek yöneticilerle karşılaşıyor olacaksınız. İlk kadar geçseniz bile diğer yöneticilerden geçemeyebilirsiniz. O yüzden buraya mutlaka dikkat edin. Yine büyük küçük harfler ve karmaşık giden bir düzen görüyor olacaksınız burada. Cümle bitişleri keza. Şimdi bilgisayar bilgileri dediğimizde burada da mutlaka kullandığınız programları yazmanız önemli ama burada biz şu detayları istemiyoruz. Zaten bilgisayar bilgilerinde kullandığınız programları iyi, ileri seviyede ya da orta seviyede diye detaylandırmanız yeterli olacaktır. 15 yıldır logo programını kullanıyor olmanız bunu farklı şekilde ifade ettiğinizde daha profesyonel gözükebilir. Ama burada çok da bu şekilde bir yorum çok da profesyonel durmayabiliyor, bilginiz olsun. Keza bir de şunu da söylemek istiyorum. Yakın zamanda yine adaylarımdan bir tanesinde yaşadım. Stajyer pozisyonu için bizimle görüştü. Biz stajyerimizi part-time olarak almak istiyorduk aslında ekibimize ki geliştirelim, ardından da uzun vadeli bir iş ilişkisi yürütüyor olalım kendisiyle. CV'sinde yaklaşık 10 ya da 15 tane program bilgisi belirtmişti. 10-15 program bilgisini belirtiyor olması gerçekten IT'sel anlamda başarılı ve bize çok fazla katkı sağlayacağını düşündüğümüz bir aday profili yarattı. Fakat kendisiyle görüşmeye başladığımız zaman o programlardan hiçbirini bilmediğini öğrendik. Dolayısıyla o programları bilmiyor olması aslında hem kendisinin bize verdiği bilgilerin doğruluğunu sorgulamamıza hem de buraya geldikten sonra bunları abartıyor olması ya da orada bize yanlış bir beyan veriyor olması fikri açıkçası yöneticiler tarafında çok da pozitif karşılanmadı. Dolayısıyla adayı sadece bu nedenden dolayı bile elemek durumunda kaldık. Bazı durumlarda da şöyle bir şey var. O programı bilmesi olmazsa olmaz bir noktaysa o programı bildiğini iddia ettiğinde, sorduğumuz sorulara cevap veremediğinde biz burada aslında bilgiyi gerçekten sahip mi, deneyime gerçekten sahip mi değil mi onu görmüş oluyoruz. Ve burada doğru bir şekilde bizimle paylaşılmayan bilgiler adayın zamanına ve bizlerin zamanına mal olabiliyor ve aynı zamanda da bir aday olarak onun da hayal kırıklığı yaratabiliyor. Dolayısıyla o da şirketlere, insanlara ve birçok şeye küsebiliyor, kendinin içine kapanabiliyor ve bundan sonraki aşamalarda çok daha zorlu süreçlere girebiliyor. Dolayısıyla burada verdiğiniz bilgiler aslında sizi de mutlaka ve mutlaka dolaylı olarak etkiliyor. Şimdi doğru fotoğraf seçiminde nelere ihtiyacımız var? Şimdi fotoğraf seçimi çok önemli dedik. Bunları detaylandırıyor olursak aslında bizim fotoğraflarımızı, CV'mize kendimizi tanıtabildiğimiz ilk alan demiştik. Burada kendimizi doğru bir şekilde gösterirsek insanlarda yaratacağımız etki bizi 1-0 öne çıkarabilir. Şimdi kişisel verilerin korunması kanunuyla birlikte ve aynı zamanda bu cinsiyet ayrımcılıkları vesaire gündemleriyle birlikte aslında fotoğrafı her ne kadar yeni düzen çok kabul etmese de Türkiye'de hala fotoğrafın çok önemli olduğunu sizinle paylaşabilirim. Dolayısıyla ben fotoğraf koymuyorum ve daha modern bir CV hazırlıyorum ya da buna benzer şeyler söylediğimiz noktada aslında kendinizi elenmenize ya da geride tutulmanıza neden olabiliyorsunuz. Biraz burada böyle bir algı var. Çünkü insanlar sizlerin nasıl bir görüntü sergilediğinizi, nasıl bir duruş sergilediğinizi o fotoğraflarda analiz etmeye önem veriyorlar. İlk oradan değerlendirilen çok fazla aday olduğunu da söyleyebilirim size. Özellikle yöneticiler kademesinde. Saçımız, makyajımız daha doğal olursa bayanlarda, erkeklerde tıraşlı düzgün bir şekilde o fotoğraflar çekilmiş olursa, arka fon mümkün mertebe daha az dokunun olduğu, daha sade fonlarda, daha açık
yüksek fonlarda, profesyonel fonlarda olursa sizler için daha güzel görüntüler sergilemenize yardımcı olabiliyor. Sizi gerçekten yansıtıyor olması çok kıymetli bunların aynı zamanda. Çünkü bazı adaylarımız olduklarından çok daha farklı fotoğraflar çekilebiliyorlar. Aslında kendileri ne kadar pozitif insanlar olsalar da, pozitif kişileri olsalar da o fotoğraflarda bazen çok kızgın, çok sinirli gözükebiliyorlar. Tabii herkes mükemmel fotoğraf çekilemeyebilir ya da o görüntüyü stresten dolayı rahat poz veremeyebilir. Sadece orada mümkün olduğu daha doğal tanımlayabileceğiz. Hafif bir gülümsemeyle, daha profesyonel görüntülerle sergilemeniz her daim sizi ön plana çıkaracaktır, destekleyecektir. Şimdi burada birkaç tane örnek verdim. Aslında bizler tarafından genelde kabul görmüş fotoğraflara örnek olabilir. Hani, takım elbiseler genelde tercih edilebiliyor. Artık çok fazla kravat kalmadı erkeklerde ama kravat olursa gayet şık olabiliyor ama onun dışında bir ceket, daha spor da olsa güzel bir ceket ve gömlek, tıraşın düzgün olması, küçük bir tebessüm, dediğim gibi çok abartılı değil, çok dişlerin kocaman kocaman ortaya çıktığı gülüşlerden ziyade biraz daha nazik gülüşler görebileceğiniz gibi burada fotoğraflarda sizi biraz daha ön plana çıkaracaktır. Bayanlarda da makyaj, evet, biraz bizi canlı gösteriyor olması için makyaj ben mutlaka tavsiye ediyorum. Tabii ki de herkes makyaj yapmayı tercih edecek diye bir şey yok. Ama doğal biraz daha sizi canlı gösterecek, biraz daha o enerjinizi yükseltecek ve karşı taraftaki algınızı daha iyi hale getirecek. Küçük de olsa bir dokunuş mutlaka sizler için iyi olacaktır. Aynı zamanda saçların bakımlı olması da mutlaka sizlerin yaratacağı etkide çok önemli olacaktır. Neden önemli dedik? Neden fotoğraflara dikkat etmeliyiz? Burada birkaç tane CV'den alınmış fotoğraf gösteriyorum sizlere. Şimdi şöyle fotoğraflarla karşılaştım ben CV'lerde. Düğün salonunda çekilmiş bir fotoğraf. Kızıyla bir karede arkada masalar ve şandanlar var. Şimdi böyle bir fotoğraf algısal olarak çok tatlı durmayabiliyor. Ya da arka planda işte şurada göreceğiniz gibi kıyafetin çok uygun olmadığı yandan çekilmiş fotoğraflar sizi çok doğru ve güzel yansıtmayacaktır. Evet, hepimiz çok güzeliz, hepimiz çok yakışıklıyız. Hepimiz çok cool ama bir kulaklık ve gözlükle birlikte çekilmiş bir fotoğraf bizi doğru yansıtamayacaktır. Bizim istediğimiz sizleri daha doğal ve daha keyifli bir şekilde görebilmek ya da çok abartılı gülüşler burada gördüğünüz gibi ya da çok bayanlarda dekolte ya da arka fondan çekilmiş, arkası dönük çekilmiş fotoğraflar. Bu fotoğraflar size biraz şaka gibi geliyor olabilir ama daha uç noktalarda fotoğraflarla karşılaştığım için bunu size çok rahatlıkla söyleyebilirim. Lütfen fotoğraf çekiliyor olduğunuzda sadece profil fotoğrafınızın olmasına dikkat edin. Boydan fotoğraflar, kızgın bakışlar, selfie fotoğrafları sizi çok doğru bir şekilde yansıtmayacaktır. Aydınlık çok önemli yine. Siyah beyaz fotoğraflar. Siyah beyaz fotoğraflarda o kadar problem yaşamayabilirsiniz ama genel olarak böyle daha doğal ışığın olduğu ve profesyonel çekilmiş, belki bir fotoğrafçı da çekilmiş fotoğraf çok daha efektif bir sonuç verebilir sizlerle ilgili. Şimdi birkaç tane CV örnek göstermek istiyorum. Şimdi baktığınız zaman bazen yaratıcılık sergilemek isteyebiliyoruz CV'lerde. Bu yaratıcılık her ne kadar çok güzel olsa da asıl işiniz yaratıcılık üzerine asıl başvurduğunuz iş yaratıcılık üzerine değilse bu kadar yaratıcı CV'lerden özellikle şu ortadakinden bahsediyorum. Bu kadar yaratıcı renklerin olduğu biraz daha tablo tadını veren CV'lerden uzak durmanız yönünde olacak tavsiyem. Biraz daha düzenin olduğu, biraz sonra bir örnek gösteriyor olacağım size. Fotoğrafın yine gördüğünüz gibi Eda Ceren'in burada gösterdiği fotoğraf. Burada bunlar gerçek CV'ler değil. Onu da söylemiş olayım. KVKK dolayısıyla böyle bir paylaşım yapamam. İnternetten aldığım fotoğraflar. Burada gördüğünüz gibi, evet, sahne film oyuncusu biraz daha kendisini ön plana
çıkarmak isteyebilir ama hazırladığımız CV'lere ek olarak yaptığımız işlerle ilgili portfolyolar, projeler paylaşabiliriz. Onları da CV'lerden bağımsız olarak paylaşabiliriz. Burada yaptığımız şeylere biraz daha kendimizi öne çıkaracak, eğitimden başlayacak şekilde biraz daha fotoğraflı da profesyonel gözükeceğimiz. Yani burada gördüğünüz gibi Rıdvan'ın aslında biraz daha spora gider gibi çekildiği bir fotoğraftan fotoğrafı burada görüyor oluyorsunuz. Dolayısıyla kendinizi profesyonel bir şekilde yansıtmak, eğer sporcu değilseniz böyle bir görüntü hiçbir yerde çok da kabul görecek bir fotoğraf değil. Ya da Eda'da gördüğünüz fotoğraf belki bir marketing işinde ya da bir oyunculukta ya da yaratıcılık gerektiren bir rolde görev almayacaksanız orada size fark yaratmaktan ziyade negatif etki yaratacak bir sürece sizi yöneltebilir. Şimdi olması gerekenler dedik. Bazı CV'lerde bahsettiğim gibi telefon numarası koymayı unutuyor adaylarımız. Ya da genelde biz bayları aradığımızda maalesef bayan danışmanlarda şu sıkıntıyı yaşıyoruz. Eşlerinin telefonlarını koyabiliyorlar. Sizler için belki erken ama ilerleyen süreçlerde aklınızda olsun lütfen. Eşlerinizin telefonunu koyduğunuzda biz yanlışlıkla bazen onları arayabiliyoruz. Diğer telefona ulaşamayınca ve orada bir kıskançlık krizine neden olabiliyoruz. Dolayısıyla ya işinizi bunlardan bilgilendiriyor olun kız arkadaşınızı ya da bu süreçlerde ki tavsiyem direkt kendi telefonunuzla burada kalmanız. Anne babalarla konuştuğumuz olabiliyor bazen. Anne babaları telefonlarını ekleyebiliyorlar. CV'de aslında biz mutlaka ve mutlaka ulaşmak istediğimiz tek kişi sizsiniz. Sizlerin sesini duymak istiyoruz. Sizleri tanımak istiyoruz. Dolayısıyla ulaşılabilir olmanız çok kıymetli ama oraya koyacağınız ikinci telefon ya sizin telefonunuz olmalı ya da tavsiyem oraya farklı bir telefon koymamanız yönünde olacak. Ve telefon numaranıza bir İK'cı direkt olarak baktığında görmek ister. Aynı zamanda bir pozisyon açtığımızda şundan bahsediyor olayım. Şimdi bir pozisyon açtığımızda bizim için lokasyon çok önemli. Örneğin şu anda bizim çalışma yerimiz İstanbul Sarıyer. İzmir'den bizim pozisyonumuza başvuracak olan kişiyi ben direkt olarak burada görmek isterim. Çünkü İzmir'den gelecek olan kişi belki benim bütçelerimde taşınma ihtimali olmayan kişi. Ya da ben çok hızlı bir şekilde o kişiyi başlatmak istiyor olabilirim. Dolayısıyla taşınmasını beklemekten ziyade lokasyon olarak Sarıyer ve çevresinde olan adayları önceliklendirmek istiyor olabilirim. Dolayısıyla sizin hızlı bir şekilde taşınamayacağınız ya da orada olmadığınız bir lokasyonu orada mutlaka ve mutlaka belirtmeniz gerekiyor. Ya da ön yazıda eğer farklı bir lokasyondaysanız ve pozisyonun olduğu lokasyona hızlı bir şekilde taşınabilecekseniz ya da taşınabilecekseniz bunu mutlaka ön yazıda belirtebilirsiniz ki bu da sizi ön plana çıkaracak şeylerden bir tanesi olur. Şimdi örnek CV'de neler olması gerekiyor dediğimiz zaman bahsettiğim gibi aslında lokasyonu buraya yazmamız, telefon ve e-mailinizi çok hızlı bir şekilde görmek istediğim için mümkün mertebe en üstlerde, en hızlı ulaşabileceğimiz yerlerde olmasına kıymet veriyoruz. Bununla birlikte deneyim süreçlerinden bahsediyor olacaksınız tabii ki de. Bunlar ilerleyen süreçlerde arttıkça nasıl sıralayacağınız sizler için biraz daha hayati oluyor. Sıralamayı mutlaka ve mutlaka sondan başa doğru yapıyorsunuz. İlk tecrübeler mutlaka en altta kalacak şekilde, son tecrübe en üstte olacak şekilde. Tavsiyem her tecrübenizin altında iş tanımınızı mutlaka belirtin. Çünkü lojistik sektöründe çalıştığınızı varsayıyorum yine alanınızda devam ettiğinizde. Operasyon uzmanı olarak çalıştığınızda operasyonun kendi içerisinde bile farklı kırılımları var. Bir tane operasyoncu sadece Avrupa'ya bakar, bir tanesi Orta Doğu'ya bakar, bir tanesi denizi çok iyi bilir, bir tanesi kareyi çok iyi bilir, bir tanesi tren yolunu çok iyi bilir. Dolayısıyla buradaki detaylar sizin seçilmenizde ya da farklı bir pozisyon için dikkate alınmanızda sizi hayati olarak etkileyecek diye düşünebilirsiniz. Şunu da mutlaka notlarınızda tutun. Şimdi şu anda biz bir pozisyon için ilan açtığımızda siz başvuru yaptınız ve o pozisyon üzerine uygun görülmediniz. Ama bizim size daha uygun olacak farklı bir pozisyonumuz varsa ya da sizin CV'nizi çok beğenmişsek ve diğer pozisyonlardan birisine olası açılacağını düşündüğümüz bir pozisyon olursa CV'nizi saklayıp daha sonra dönebiliyoruz. İnanın bizler pozisyonu kapatmak için
her daim ilgili olan, ilgisiz olan mutlaka bütün CV'leri tekrar tekrar göz önüne getirip tekrardan değerlendiriyor oluruz. Özellikle sizlerle görüştük ve olumlu gittiyse her şey ve o pozisyonu yerleştiremediysek alternatif pozisyonlar olduğunda sizleri tekrar değerlendirmek istiyoruz. Burada hemen yeri gelmişken şunu da söyleyeyim. Sizleri olumlu değerlendirmiş ama bir nedenden dolayı el sıkışamamış olabiliriz. Pozisyon size o anda çok uymamış olabilir. O anda yönetici sizinle doğru enerji frekansını yakalayamamış olabilir. Ya da lokasyondan dolayı, az önce konuştuğumuz için söylüyorum, lokasyondan dolayı siz orada olamayabilirsiniz. Ama farklı bir fırsat olduğunda sizi tekrar değerlendirebileceğimiz için ya da sizi başka bazen iş ortaklarımız, iş partnerlerimiz bize de adayınız var mı diye sorabiliyor aynı pozisyonlarda. Onları sizlere önerebiliriz. Dolayısıyla her mülakatın sonunda mutlaka güzel ayrılın. Bazen sosyal medyada ya da iş platformlarında çok negatif yorumlar yazılabiliyor. Ama bunlar o algılarınızı tam tersi noktalara getirebiliyor. Keza şunu da söylemek istiyorum. Orada yazdığınız her negatiflik aslında diğer firmalar tarafından da görülüyor ve kimse görüşmeye gittiği ya da bir deneyim paylaştığı firma hakkında olumsuz yorumlar yapan bir kişiyle çalışmayı istemiyor. Çünkü yarın öbür gün farklı nedenlerle aynı duruma kendileri de düşebilecekler için. O yüzden lütfen LinkedIn, kariyer ya da benzeri herhangi bir portalda firmalar hakkında negatif ya da İK'cılar hakkında negatif yorumlar yapmaktan kaçının ya da yöneticiler hakkında. Çünkü bunlar sizi mutlaka negatife çeken şeyler olabiliyor. Bazı firmaların kişinin sosyal medya hesapları dahil olmak üzere araştırmalar yaptığını biliyorum. Orada yansıttığınız profil sizin bir sonraki iş deneyiminizde önünüze engel olabilir. Şu an çok gençsiniz. Başlangıç aşamasındasınız. Bunlar sizin için çok kritik gözükmeyebilir ama ilerleyen süreçte kariyer alanınızı değiştirmek istediğiniz noktada bunlar önünüze çıkabilir. Yine ben kendimden bir örnek vereyim. Buradan önceki bir iş deneyim askeriye sektöründeydi, güvenlik sektöründeydi, savunma alanında. Ben NATO ile çalışan bir firmada yer aldım. Dolayısıyla orada tüm adayların ve çalışan kişilerin detaylı olarak özgeçmişinin, hatta çok daha farklı detayların da incelendiği bir İK sürecinden geçiyorsunuz. Burada çok detaylandıramıyorum şimdi ama sizlerle ilgili her türlü bilgiye erişmek istiyor firmalar. Çünkü NATO ile çalışıyor, çünkü askeriye ile çalışıyor, Amerika ile çalışıyor, Türkiye'deki askeri kuvvetlerle çalışabiliyor. Dolayısıyla sektör değiştirdiğinizde ilerleyen süreçte sizin önünüze engel olabilecek paylaşımlarda bulunmaktan kaçınmanız ilerleyen süreçte sizin için önemli olabilir diye naçizane bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Şimdi az önce bahsetmiştim zaten sondan başa doğru deneyimlerimizi yazıyoruz. Eğitimimizi sondan başa doğru yazıyoruz. Bilgilerin gerçeği yansıtması her daim çok önemli demiştik. Ve işin tanımının olması sizin doğru bir şekilde kendinizi ifade etmenizi de destekleyici için mutlaka onları da paylaşmayı atlamadan devam ediyoruz. Yaptığımız hatalar neler olabiliyor? Fotoğraf seçimi olabiliyor, özensizlik olabiliyor. Az önce örneğini gördünüz, bazıları paragraf, bazıları balıt şeklinde, bazı Türkçe, bazı İngilizce. Şunun açılmayan özgeçmişler kısmında şunu söylemek istiyorum mutlaka. Bazen biz ilanlar açıyoruz, diyoruz ki CV'lerinizi mailimizde paylaşabilirsiniz ve CV'ler geliyor. CV'lerin konusu, mailin konu başlığı hiçbir zaman olmuyor. Çok nadir bununla karşılaşıyoruz. Biz lojistik uzmanı pozisyonu açabiliriz ama aynı zamanda bizim mutlaka farklı pozisyonlarımız olabiliyor ya da farklı maillerimiz olabiliyor, spama düşebiliyor. Oraya konu başlığı yapmazsanız biz onu içine girmeden anlayamayabiliyoruz ne olduğunu. O maillere çok kısa, işte lojistik uzmanı pozisyonu için CV'm ektedir, bilgilerinize vesaire gibi içine de küçük notlar paylaşırsanız bizlerin sizlerle ilgili algısını bir anda çok farklı noktaları taşıyabilirsiniz. CV'lerinizi doğru attığınızdan emin olun. Açılamayan özgeçmişlerle çok fazla karşılaşıyoruz ya da farklı programlarda hazırladığınız CV'ler olabiliyor. Farklı programlarda CV hazırlamak bizim her programı açabileceğimiz anlamına gelmiyor. Ne kadar uğraşırsanız uğraşın, açılmadığımız her CV sizin için aslında verdiğiniz emeğin karşılığının bulunmaması anlamına gelebiliyor bazı noktalarda. Çok fazla uğraştığımız ama hiç açamadığımız CV'ler
olabiliyor. Dolayısıyla bazen de CV eklemeyi unutabiliyorsunuz. Dolayısıyla biz orada değerlendirme dışında bazen yoğunluktan dolayı tutabiliyoruz. Bu nedenle bu detaylara dikkat ederseniz sevinirim. Kronolojik bilgilerin olması önemli demiştik. Eksik bilgiler, yaptığınız işleri eksik anlattığınızda sizleri ön plana çıkaracak kritik noktaları da geri planda tutmanıza neden olabiliyor. Dil seçimi önemli dedik. Eğer İngilizce isteyen bir işe başvuruyorsanız ya da bildiğiniz farklı bir dildeki bir işe başvuruyorsanız, onun çok kritik olduğunu da biliyorsanız, CV'nizi o dilde hazırlamak sizi her daim ön plana çıkaracaktır. Biraz mülakattan bahsedelim mi istiyorum? Çünkü mülakat süreci, CV'nizi verdik, her şey pozitif ilerledi, şirket tarafından çağrıldık. Neler başımıza gelecek, nelere dikkat etmeliyiz, biraz onlardan bahsetmek istiyorum. Mülakata katılmadan önce mutlaka ve mutlaka şirketi ve pozisyonu araştırmanız sizlere fayda sağlayacaktır. Özellikle pozisyon araştırmanızı tavsiye ederim. Çünkü inanın iş tanımında size verilen her şey size soruların nasıl geleceği konusunda çok ciddi kopyalar veriyor. Sizden bir operasyon yapmanız isteniyorsa, o operasyon sizin düzenli, dikkatli, sistemli gidip gitmediğinizi sorgulayacak sorular gelecek demek olabilir. IT süreçlerinde ya da ERP süreçlerinde bir bilgi, deneyim istiyorsa, ERP alanında sizin geliştirmeniz gerekebilecek ya da ERP sürecini aktif olarak kullanmanızı gerektirecek ya da ERP modülüyle ilgili kritik soruların size gelebileceği anlamına gelebiliyor. Excel yazıyorsa, Excel ile ilgili mutlaka size bazı sorular gelecektir. O pozisyon için çok kritikse, pivot yapabiliyor musunuz, toplama, düşe yara, çıkarma vesaire gibi şeyler yapabiliyor musunuz gibi sorular gelebilir. Dolayısıyla bunlara hazırlıklı olmanız önemli. Bazı pozisyonlarda adaylarımıza Excel tablolar iletip o tablolar üzerinde çalışmalar yapmasını istediğimiz zamanlar olabiliyor. Bunlar case üzerinde sizden beklenen şeyler. Örneğin lojistik tarafında biz iş alım yapacağımız zaman bazen adaylarımıza İngilizce'den Türkçe'ye, Türkçe'den İngilizce'ye mail çevirileri yaptırabiliyoruz. Maili farklı dillerde yazmasını, yorumlamasını isteyebiliyoruz. Ya da Excel üzerinde dediğim gibi detaylar paylaşmasını isteyebiliyoruz ki bunların hepsi size aslında iş ilanında verilmiş olan küçük kopyalarla ortaya çıkabiliyor. O yüzden işin ilanına gitmeden önce bakmanız ve olası sorulara hazırlıklı olmanız sizin için çok kıymetli olacaktır. Mülakat yapılacak yere minimumda 15 dakika önce hazır olarak gitmeniz çok önemli. İstanbul koşullarında özellikle çalışıyor olacaksanız, burada biliyorsunuz genelde sıkıntı yaşayabiliyoruz. Daha erken gidebiliyorsanız gidip etrafta bir çay kahve içmek ve orada dinlenmek, bir soluklanmak sizin için yine sizi mülakata girmeden önce biraz daha rahatlatacaktır. Mülakat çeşitlerinden bahsediyor olayım birazcık. Şimdi ilk aşamaya geçtik. Sizi telefonla aradılar. Telefonda biz neler soruyoruz adaylara? Neden telefon mülakatı yapıyoruz? Bahsetmeye çalıştım biraz. Sizin de bizim de vaktimizi daha efektif yönetebilmek ve sizi daha hızlı bir şekilde kısa da olsa tanıyabilmek bizim için önemli. Dolayısıyla burada ortalama bir 4-5 soru üzerinden genelde mülakatı yürütüyor oluruz telefonda. Ben öncelikle genelde adaylarıma iş arayışınız aktif midir diye sormayı tercih ediyorum. Çünkü o arada ben ona ulaşana kadar farklı fırsatı değerlendirmek istemiş olabilir. Ya da firmamın adını duyduğunda benimle çalışmaktan vazgeçmiş olabilir. Dolayısıyla arayışınız aktif mi dediğimde ondan pozitif yönde bir cevap almayı bekliyor olurum. Soru işaretleriyle bana cevap veriyorsa benim de mülakatı soru işaretleriyle başlamama neden olabiliyor bazen. Dolayısıyla orada enerjinizi tam olarak yansıtmanın sizin için yine çok kıymetli olacaktır. Lokasyonum sizin için uygun mudur diyorum. Çünkü İstanbul şartlarında ya da farklı semtlerde, farklı şehirlerde yine benzer bir şey olabilir. O lokasyona ulaşmak çok zor olabilir aday için ya da çalışan için. O yüzden de oraya gitmeyi tercih etmeyebilir. Buradan ilk değerlendirmelerimizi yapıyoruz. Bunları geçtikten sonra, bunları okey alıyorsak eğer, kısaca kendisini tanıtmasını bekliyoruz. Kısaca böyle
Telefon mülakatlarına hazır olmanız bence çok önemli. Kendinizle ilgili neler anlatabilirsiniz? Belki bunu oturup kendinize düşünebilirsiniz. Bazı firmalar şunu da yaparlar. İşte 3 dakikada kendinizden bahsedin. Bunun arka planda belki çalışmasını yapabilirsiniz. 3 dakikada kendinden bahsediyor olsaydım neler anlatırdım gibi. Eğitim sürecinizden, dil bilginizden, bugüne kadar yaptığınız projelerden, aldığınız sorumluluklardan, stajlarınızdan, varsa iş deneyimlerinizden bahsedebileceğiniz 3-5 dakikalık bir süreç gibi düşünebilirsiniz bunu. Bizim için çok önemli olan bir bilgi ve deneyim var ise bu pozisyon özelinde, o pozisyondaki o deneyiminizi biraz daha detaylandırmanızı isteriz ki oradaki bilgi düzeniniz nedir? Her zaman istediğimiz kadar iyi düzeyde bilmiyor olabilirsiniz bunları. Bazen biz yetiştirmek üzere bu bilgi ve deneyimleri sorgularız. Eğer sizinle ilgili çok pozitif şeyler düşünüyorsak zaten istediğimiz seviyede olmasanız bile yetiştirmeye hazır bir şekilde aslında biz sizi değerlendiriyor olabiliyoruz. Bazen bu arada şeyi de söylemiş olayım. Bazı noktalarda pozisyonun kıdemiyle ilgili adaylara çok bilgi vermeyi tercih etmeyi biliyor insan kaynakları profesyonelleri. Bunun da nedeni şu olabiliyor. Uzman pozisyonunda birisini ararken uzman yardımcısı olacak bir adayla karşılaştığımız ve uzman yardımcısıyla da devam edebileceğimiz bir sürecimiz var ise o kişiyi kaybetmemek adına ya da kıdemli uzman arıyoruzdur. Ama aldığımız kişi yöneticidir, yönetici rolünde olabilecek kadar iyi deneyimlidir. Biz orada özellikle bir alt pozisyonu söylemeyip yönetici rolünde alabileceksek o kişiyi bir üst rol hazır olup olmadığını denetleyerek, sorgulayarak değerlendiriyor olabiliriz. O yüzden de bazen böyle şeylerle de karşılaşabilirsiniz. Yani bunların nedeni de genelde bu oluyor. Dördüncü adım, eğer bizim için yabancı dil çok önemliyse mutlaka İngilizceniz, Rusçanız ya da hangi dil çok önemliyse bunların aktifliğini sorgularız. Aktifliğini tabii ki de sadece aktif mi diye sorgulamıyoruz. Genelde adaya kısa da olsa böyle birkaç cümleyle kendisine İngilizce bir şeyler anlatmasını teşvik edecek sorular yöneltebiliyoruz. İnternette çok fazla bu İngilizce olası soru başlıkları dolanıyor. Tavsiyem iş hayatına girmeye hazır olduğunuz, artık stajyer adayları olduğunuz noktada da burada kendinize bazı İngilizce soruların altına hangi cevapları verirdi mi kurgusunu yapabilmeniz özellikle mülakatlar öncesinde sizi rahatlatacaktır. Çünkü doğaçlama olarak İngilizce konuşmak bazen hepimiz zorlayabiliyor ki kaldı ki Türkçe olarak konuşmakta bile bazen bunu nasıl anlatsam dediğimiz noktalar varken İngilizce anlatmak daha da zor olabiliyor. O yüzden bazı sorulara bir ön hazırlık yaparsanız aklınızda bazı şeyler canlanacaktır. Kendinizi daha güvenli ve iyi, rahat hissedeceksinizdir. O yüzden burada da hani böyle küçük bir tavsiyede bulunmuş olayım. Son olarak ücret beklentinizi soruyor oluruz. Çünkü beklentiler bazen bizim o pozisyon için belirlediğimiz skalanın çok üstünde kalabiliyor. Böyle durumlarda da sizi değerlendirememe durumumuz söz konusu olursa burada da öncesinde bunu analiz etmeye ihtiyaç duyabiliyoruz. Eğer bizim için pozitifseniz ve ücret tabanımızın birazcık üstünde kalıyorsanız şöyle bir soruyla da karşılaşabilirsiniz. Peki bu rakamda esnekliğiniz var mıdır? Esnekliğiniz varsa aslında biz sizi değerlendirmek istiyoruz ve paketiniz düşündüğümüzün üzerinde. Lütfen biraz aşağı inin, orta noktada buluşalım ve sizinle devam ediyor olalım demektir bu da. Buraya kadar sorularınız var mı? Ben biraz fazla konuştum. Sorularınızı alabilirim. Benim yok, ancak arkadaşlarım varsa tabii ki. Tabii ki. Merak ettiğiniz bir şey yok mu? Çok yordum mu sizleri bilmiyorum akşam vakti. Peki. Video mülakata geçelim. Bir süredir aslında çok fazla pandemiyle birlikte de özellikle çok fazla gündemimizde olan şeylerden bir tanesi video mülakatlar. Bu mülakatlara girmeden önce yine bahsettiğim gibi ön hazırlıkların yapılması çok önemli. Giyimimiz her daim çok önemli. Mutlaka evde de olsak bizi profesyonel gösterecek, belki
kravat takmak değil ama yine de bir gömlek, bir ceket erkekler için, bayanlar için yine bir gömlek, uygun bir ceket olursa bizi daha profesyonel gösterebilir. Evde oluyor olmamız profesyonel bir algı yaratmamızın önünde engel değil. İK profesyonelleri de yöneticiler de mutlaka adaylar da aslında bunlara dikkat ediyorlar. O yüzden sizlerin de bu noktada biraz hassasiyet göstermeniz kıymetli olacaktır. Sizin son iki adıma geçmenizi kolaylaştıracaktır. Sessiz bir ortam evde her zaman çok mümkün olmasa da ya da dışarıda bazen görüşmek zorunda kalabiliyoruz ama olabilecek en sessiz ve bölünmeyeceğimiz ortamda olmak sizin de daha huzurlu, daha rahat bir şekilde görüşmenizi yapmanızı sağlayacaktır. Burada hiç kullanmadığımız programlar olabiliyor bazen. Çok farklı programlar kullanıyoruz bizler. Firma bazında herkesin kullandığı programlar değişiyor. Eğer daha önce kullanmadığımız bir programsa bu programın üzerinden mutlaka bir kez deneme yapmak. Orada bazen kullanıcı isteyebiliyor, mail adresi isteyebiliyor. Dolayısıyla aday son dakika giriş yapmaya kalktığında panikleyip giremeyebiliyor, mülakat aksayabiliyor. İlgili kişileri karşıda çok zorlanabiliyor. O algı olarak da başlangıçta bir hoş bir algı olmuyor diyebilirim. İnternette keza bazen adaylarımız çok zorlanabiliyorlar. Bilgisayarı alıp evde odadan odaya gezdikleri durumlar söz konusu olabiliyor. Bu daha çok adayı strese sokuyor. Bizler anlayışla karşılaşsak da sizler için biraz sıkıntılı bir süreç olabiliyor. Dolayısıyla burada internetinizi kontrol edebilmeniz sizin için biraz daha rahat olabilir. Sesin kontrol edilmesi, bazen ses duymakta zorlanabiliyoruz, işte müte basmış olabiliyor, sessizde kalmış olabiliyor. Her şeyin bir önceden kontrol edilmesi sizi daha rahatlatacak bir süreç olabilir. Kamera açısını büyük yazdım. Özellikle bizim çok fazla yaşadığımız bir sorun bu. Adayları çok yansıtmamaya çalışsak da özellikle telefonla bağlantı sağlayan adaylar telefonu koyduklarında kendilerini aslında çok net bir şekilde görebiliyorlar. Tam bir çerçevenin içinde görebiliyorlar. Ama bizler bilgisayardan bağlandığımızda adayın sadece dudak kısmını ya da burun kısmını ya da göz kısmını görebiliyoruz. Dolayısıyla bizler sizi göremiyoruz aslında. Orada iletişim kurmakta bizler de çok zorlanıyoruz. Sizi de anlayamıyoruz. Bir de sürekli dudağınıza ya da burnunuza bakan bir fotoğrafın olduğunu düşünürseniz çok... Karşı taraf için de aslında sizin için de biraz daha keyifsiz bir süreç olabiliyor. O yüzden mutlaka böyle bir yakınlarınızla bir deneme yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü telefon gerçekten çok zorlayıcı bir açı yaratabiliyor sizler için. Arka planı yine böyle mümkün var. Tabii düz bir zemin, işte duvar arkamızda olabilir, belki pencere ama ışık olmayacak. Biraz daha sade bir platformun olduğu bir noktayı seçersek hem sizin gözünüzün hem de görüşme yapan kişilerin kafası karıştırmamak adına, dikkatini dağılmaması adına keyifli olabilir. Zamanla uyum sağlamak zaten her daim önemli çünkü bütün işverenler her ne kadar esnek çalışmalara geçmiş olsalar da hepsi zamanında orada olan, işlerini zamanında yapan insanlara çok kıymet veriyorlar. Dolayısıyla aslında orada plana sadık kalmak, sizin yine zaman planları, iş planlarında nasıl yürüttüğünüzü süreçlerinizi gösteren önemli detaylardan bir tanesi oluyor. Aslında yaptığımız her şey bizim kendimizi yetkinlikler bazında anlattığımız farklı bir noktaya konumlanıyor. Birebir mülakatta genelde iş alım danışmanları süreci yürütüyorsa danışman, İK profesyoneli ya da yönetici bazında gerçekleşen mülakatlar. Kendinizi tanıtmanızı bekliyoruz. Size CV'nizle ilgili sorular soruyoruz. Burada biz sizi anlamaya çalışıyoruz. Göreceğiniz belki size farklı gelecek bazı sorular var. Aslında bir anlamda aşina olduğunuz ama isim olarak belki çok bilmediğiniz bir şey. Örnek verecek olursak. Size şöyle bir soru gelebilir firmada. Hangi pozisyon için gittiğiniz çok önemli olmasa da gördüğünüz bu odaya kaç tane futbol topu sığabilir? Ya da şöyle bir şey olabilir. Mesela bir tekstil üzerine çalışan bir firma, mağazacılık sektöründe çalışan bir firmada şöyle bir soruyla karşılaşabilirsiniz. Çalışıyorsunuz ve o anda içeriye elinde dondurması olan bir çocuk ve annesi girdi. Ve çocuk hızlıca giysilere doğru yöneldi.
Elinde dondurma var ve giysileri kirletebilir. Ne yaparsınız? Burada sizin aslında biraz brainstorming, biraz süreci nasıl yöneteceğiniz, oradaki iletişim diliniz, yaratıcılığınız, aslında birçok şeyi almaya çalışıyor olabilir kişi. Fikir yürütme, analitik bakış açısı, hepsi sizinle ilgili, ağzınızdan çıkacak her şey sizinle ilgili bir fikir verecektir. Dolayısıyla bazen şunu unutmayın, size gelen soruların özellikle puzzle sorularda tek bir doğru olmayabilir. Ya da doğru da olmayabilir. Burada amaç sizin ne kadar çok fikir yürüttüğünüz, iletişiminizi nasıl sağladınız, kendinizi nasıl anlattığınız ya da alternatif örgüleri nasıl yarattığınız gibi şeylere ulaşmak istiyor olabilirler. Mülakatlarda yine aktif, enerjik gözükmek çok önemli. Bazen çok durgun adaylarla karşılaşabiliyoruz. O durgunluk bizi de yorabiliyor. Sizin algısal olarak da aslında bir şey yapma isteğinizi orada var. Kendinizi daha güçlü, güvenilir ve iş bitirici göstermenizi zorlaştırabiliyor. Dolayısıyla aktif enerjik gözükmek her zaman insanların pozitif, enerjik insanlarla çalışmak istediğini düşünürseniz sizi ön plana çıkaracak şeylerden bir tanesi olacaktır. Kendinizi açık, anlaşılır bir şekilde aktarmanız yine çok önemli. Bazen sizlerin jargonlarına bizler yetişemeyi biliyoruz. Dolayısıyla her ne kadar kendinizi güzel anlatsanız da bizlerin de anlayabileceği şekilde anlatmanızı rica ediyoruz sizlerden ki sizleri çok daha iyi anlayalım. Olumsuz durumlarla hepimiz karşılaşabiliyoruz. Gerek aday olarak, gerek insan olarak, gerek öğrenci olarak. Bir olumsuzluktan bahsedeceksek, ki tavsiyem çok fazla olumsuz şeylere mülakatlarda girmemek yönünde. Çünkü bu da bazı durumlarda çok fazla olumsuzluğa girdiğimizde pesimist gözükmemize neden olabiliyor. Olumsuz bir şeyi anlatıyorsak da şöyle bir yol izlemenizi tavsiye ederim. Şunu şunu yaşadım, burada zorlandım. Fakat şöyle bir çözüm önerisi getirerek bu süreçte bir fark yarattım. Ya da şunda zorlanıyordum ama şöyle bir yöntem geliştirdim ya da şöyle bir eğitim aldım. Akabinde kendimi artık bambaşka bir noktadayım. Yani şu noktalara geldim. Dolayısıyla bunu aştım. Yani bizler olumsuz bir durumu nasıl olumluya çevirdiğinizi ya da nasıl olumluya çevirmek üzerine çalıştığınızı görmek istiyoruz. Eğer olumsuz bir durum varsa, olumsuz bir durum var ve orada konu bitti mi? Yoksa siz onun üzerine çalıştınız ve bir şeyleri değiştirdiniz mi? Diğer taraftan tartışmacı olmak ve olmamak. Bazen orada sizi zorlayan süreçler, sorular olacaktır. Zorlandığınız noktalar olacaktır. Ama bunlar bilinçli olarak yapılan noktalar olabilir. Stres mülakatı gibi ya da arada zorlu müşterilerle karşılaşacağınız, zorlu yöneticilerle çalışacağınız ya da çok farklı profillerde çalışanlarla çalışacağınız bir ortama giriyorsanız eğer, İK profesyonelleri ya da yöneticiler sizi biraz zorlamak isteyeceklerdir. Zorladıkları noktada da aslında o zorluğa karşı nasıl tepki vereceğinizi anlayarak orada dayanıklılık gösterip gösteremeyeceğinizi, esnekliğinizi, o sürece adapte olup olamayacağınızı anlayarak sizlerin aslında o firmada ne kadar süre kalabileceğinizi, bu tarz zorlukların ne kadar üstesinden gelebileceğinizi ya da gelemeyeceğinizi anlamak istiyor olabilirler. Burada amaç hiçbir zaman size kötü davranmak değil, bu süreçlerle nasıl başa çıktığınızı görmek olacaktır. Özellikle müşteri deneyim tarafında yer alanlar, satış rollerinde yer alan çalışanlar ya da insana çok temas eden yapılarda, rollerde çalışan kişiler çok negatif tepkilerle maalesef karşılaşabiliyorlar. Dolayısıyla daha dirençli, daha esnek, söylenilen ya da orada çıkarılan gerilimlerden çok fazla etkilenmeden devam edebilme potansiyeline sahip. Bu konuları kişisel algını oradaki durumun özelinde bırakıp devam edebilecek kişilerle ilerlemek isteyebiliyorlar. Ki buna da ihtiyaç duyuluyor bu pozisyonlarda. Dolayısıyla sizi bu alanlarda nasıl tepki vereceğinizi görmek üzerine de aslında arka planda biraz zorlayabilirler. Bunun dışında bazı adaylar çok daha basit şeylerle de gerilebiliyorlar. Bu da aslında biraz sabırlı olmayı gerektiriyor. Çünkü orada algısal olarak
biraz daha kendinizi farklı noktayı taşımanıza neden olabiliyor. Mülakatlar kendinizi çok kısa sürede yapılandırılmış bir şekilde, bazen yapılandırılmamış ortamlarda ifade etmenizi gerektiriyor. Bizler sizi sadece o kısa zamanlarda tanıyabiliyoruz maalesef. Dolayısıyla o yarım saati, bir saati çok iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Peki, grup mülakatı. Daha başlangıç seviyesindeki rollerde, satış rollerinde karşımıza çıkabiliyor. Müşteri temsilcisi seçerken bu özellikle telekomünikasyon alanında bu çağrı merkezlerinde karşımıza çıkabiliyor. 4 ya da 8 kişilik gruplarla ön değerlendirmeler yapmak için süreçlerini hızlandırmak ya da çok büyük iş alım süreçleri varsa İK profesyonelleri biraz daha gruplar halinde kişileri bir araya getirerek onları kısaca tanımak isteyebiliyor. Onların pozitif gördüğü adaylarla zaten süreçlere devam edebiliyorlar. Bir de bu mülakatlarda şöyle bir şeyle karşılaşabiliyorsunuz. Sizlere küçük kezler verebiliyorlar. Bu kezler üzerine bir iki dakika düşünüp yorum yapmanızı isteyebiliyorlar. Bir ekip çalışması olabilir, bir eser olarak fikirleri tartıştığınız bir ortam olabilir o grup içerisinde. Burada sizden ne istendiğine çok önemli olduğunu düşünün. Yani onu anlamanızın çok kritik bir nokta olduğunu unutmayın lütfen. Verilen kez çok anlamlı gelmeyebilir size. Her zaman çok anlamlı göreceğiniz şeyler olmayabilir. Bir tane örnek vermek istiyorum. Bir yer altında bir tünelde 8 kişi sıkışıyor ve oradan bir küçük bir tünel açılıyor ve tek tek insanlar dışarı çıkarılacak. İçeride bir hamile var, bir tane kalp hastası var, bir tane bebek var vesaire gibi böyle bir 8 kişi sayıyorlar size. Bunları hangi öncelik sırasına göre çıkarırsınız? Doğru bir şey yoktur belki burada, belki de doğru vardır. Ama önemli olan şey burada size böyle bir kez veriyorlarsa ne görmek istiyorlar? 8 kişilik bir ekipsiniz. Söz alacak mısınız? Dışa dönük müsünüz? İçe dönük müsünüz? İletişim kurabiliyor musunuz? Enerjinizi nasıl yansıtıyorsunuz? Kendinizi nasıl ifade ediyorsunuz? Diğerleriyle iletişim kurarken tartışıyor musunuz? Çünkü orada siz bir fikir beyan ederken karşı taraf belki negatif bir fikir beyan edecek. Hatta 8 kişi 8'i de farklı bir şey söyleyecek ve oradaki süreci nasıl yürütüyorsunuz? Enerjinizi nasıl yürütüyorsunuz? Diğerlerinin fikrini alıyor musunuz? Diğerlerine saygılı davranıyor musunuz? Orada ilk konuşmayı kim yaptı ya da kim oldu, cesaret kim, daha cesur olan kişi kim gibi gibi aslında sizinle ilgili birden fazla şeyi o 5 dakikalık tartışma ortamında görüp değerlendirebiliyorlar. Dolayısıyla çok büyük bir grupla çok kısa bir zamanda çok fazla şey görebiliyorlar. Aynı zamanda bu mülakatlarda şunu söyleyeyim, mutlaka giyiminize dikkat etmenizi tavsiye ederim. Böyle kalabalık oluyor olmanız bunlara dikkat edilmediği anlamına gelmiyor. Genelde bu tarz mülakatlarda bazıları çağrı merkezinde olsa da ben de işe yeni başladığım zaman bir banka için böyle bir mülakata girmiştim. Ve orada giyim anlamında mutlaka ayırdıklarını bildiğim birden fazla arkadaşım vardı. Çünkü banka ortamında firmanın ne istediğine bakmanız çok önemli. Burada işte görüşmeye gitmeden önce nasıl bir yapıyla görüşmeye gidiyorsunuz? Ona uygun giyiniyor olmak çok önemli bu noktada. Sizi orada değerlendirdikleri noktalardan bir tanesi de aslında bu olacaktır. Peki. Panel mülakattan bahsedeyim birazcık da. Bununla da karşılaşabilirsiniz. Biz bazen süreçlerimizi kısaltmak, pozisyonu hızlı bir şekilde kapatmak ya da karşımızdaki kişiyi birden fazla kez bu İstanbul trafiğinde yormamak adına bir anda insan kaynakları profesyoneli, yönetici varsa alanlarında teknik bilgi soracak olan başka bir kişi, İki ya da üç tane kişinin minimumda aynı anda adayla görüşmeye girdiği bir süreç diye düşünebilirsiniz. Bu süreçlerden gözünüz korkmasın. Bazen bunlar tamamıyla iyi niyet çerçevesinde sizin sürecinizi hızlandırmak için yapılan şeyler.
Burada belki bazen orada aynı zamanda sizin stresinizi görecekleri kritik noktalar da bilgiler de veriyor olacaktır ama amaç genelde burada sizi daha hızlı bir şekilde görmek, süreci kısaltmak oluyor. Dolayısıyla gözünüz çok korkmasın. Kendinizi tanıtacaksınız, teknik bilgilere, sorulara cevap veriyor olacaksınız. Belki yine puzzle sorularla karşılaşıyor olacaksınız. Bu şekilde bir mülakat çeşidiyle de karşılaşmanız söz konusu olabilir. Assessment Center'dan bahsetmek istiyorum. Şimdi bazılarınız belki değerlendirme merkezi süreçlerine girmişsinizdir. Staj için vesaire eğer bir yerler görüştüyseniz ya da bundan sonraki aşamalarda girebilirsiniz. Assessment Center'da aslında biraz daha adayları objektif bir ortamda, firmadan bağımsız bir şekilde genelde bunu yaparlar ya da firmanın adaylardan beklediği yetkinliklere göre adayın güçlü ve gelişim alanlarını o firmanın soft skill'lar tarafındaki beklentilerine uygunluğunu analiz ettikleri bir değerlendirme süreci diye düşünebilirsiniz. Burada yapılandırılmış bir süreçten bahsediyoruz. Sizlere kezler verilir. Bu kezler üzerinde grup egzersizi diye söylemlendirirsek bunu bir grup olarak o kez üzerine tartışma yapmanız beklenir. Keze çalıştıktan sonra. Yine bahsettiğim gibi aslında az önceki bir vaka çalışmasında olabileceği gibi burada kendinizi nasıl ifade ettiğiniz, analitik misiniz, orada veriler varsa verileri nasıl kullandınız, burada ayağa kalkıp yorum aldıysanız nasıl aldınız, ilişkileri nasıl yürüttünüz gibi gibi birçok yetkinliğe baktıkları bir nokta diye düşünebilirsiniz. Burada da genelde grup egzersizleri olur. 4 ya da 6 kişilik bir grup çalışması olur. Bununla birlikte tek kişilik bir assessment süreci de yine söz konusu olabilir. Orada da sadece sizi bireysel olarak alıyor olabilirler sürece. Grup egzersiz dışındaki egzersizler olur. Bunlarla karşılaştığınız zaman da mutlaka sizin soft taraftaki yetkinliklerinizi değerlendireceklerini unutmayın. Teknik kısımlar biraz daha işe yönelik bilgi ve becerilerden bahsederken lojistikle ilgili bilgileriniz olabilir, maliyeyle ilgili bilgileriniz olabilir, muhasebesel bilgileriniz olabilir. Ama Assessment Center daha çok dışa dönük müsünüz, ilişki yönetiminiz nasıldır, ikna gücünüz nasıldır, kendinizi nasıl sunarsınız, analitik verilerle çalışabiliyor musunuz, sözel verilerle mi daha iyisiniz, sözel verilerde nerede zorlanıyorsunuz, analitik sayısal verilerde nerede zorlanıyorsunuz, stratejik bakış açınız var mı gibi şeylere odaklandığını düşünebilirsiniz. Burada grup egzersizlerinin dışında rol oyunlarıyla karşılaşabilirsiniz. Yine size bir kez verirler. Danışman o role çalıştıktan sonra siz odaya girer ve bir role bürünmüş olur. Ve siz odaya girdiği an itibariyle size biçilmiş olan rol üzerinden o kişiyle bir iletişime girersiniz. Burada tavsiyem size mutlaka stresle ilgili bir şeyler ölçüyor olurlar. Siz zaten biraz üstünüze geliyor olacaklardır. Dolayısıyla orayı iyi yönetmeniz sizin stres kısmını, yönetim tarzınızı pozitif yönde göstereceğiniz bir veri onlara sunuyor olacaktır. Benim gençlerde en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi assessment uygulaması, beyin fırtınası uygulaması, brainstorming diye geçer. Burada sizlere küçük kezler veririz biz assessment center uygulamalarında. O kezler üzerine problem olabilir bunlar. Yaratıcılık gerektiren şeyler olabilir. Bunlar üzerine mümkün olduğunca 1 dakika 30 saniye arasında mümkün olduğunca farklı fikirler yaratmanızı, süreç geliştirmenizi isteriz ve bunlar üzerine de çalışırsınız. Okuması da çok keyifli olan, sizlerle ilgili de çok güzel veriler veren, yaratıcılığınızı da çok hızlı bir şekilde görebildiğimiz, analitik bakış açınızı görebildiğimiz, alternatif yaratma kısmını görebildiğimiz veriler sağlar bize. Yetkinlik bazlı mülakatta daha ağırlıklı olarak biraz bu mülakatlarda karşılaşabileceğiniz standart mülakatlarda bugüne kadarki deneyimlerinizi size sorgular, konular özelinde. Bir karar ver, örneğin bir karar vermeniz gereken durumda başarılı olduğunuz bir duruma örnek verebilir misiniz? Ya da sizlere çok fazla sorulabilecek takım çalışması yaparak ilerlemeniz gereken bir duruma örnek verebilir misiniz? Burada biraz daha açık uçlu sorular gelir size. Evet, hayırdan kaçınmanız gerekir. Burada case'i anlatmanız, durumu anlatmanız
olmanız gerekir. Paralarda bu sorularla size oradaki başarısızlıklarınız, zorlandığınız şeyler, şimdi olsa neler, neleri farklı yapardınız diyerek aslında orada daha detaylı bir şekilde hem öğrendiklerinizi, hem analiz ettiklerinizi, hem de arka planda neleri geliştirdiğinizi göreceğiniz bir platform oluşturur size. Sütun egzersizlerinde de yine size bir kez verilir, yapılandırılmış bir kez ve bir zaman dilimi verilir. Bir sunum hazırlamanız, onunla ilgili analizlerinizi paylaşacağınız bir sunum hazırlamanız istenir. Kişilik envanteri hepinizin bence bu dönem itibariyle artık çok fazla karşılaşacağı şeylerden bir tanesi. 150-200 kadar sorunun size benzer soruların özellikle sorulduğu ve burada size verilen soruların doğruluğunun aslında kendi içerisinde tekrar tekrar teyit edildiği ve sizin güçlü gelişim alanlarınızı sizin yorumlarınızla ortaya koyan bir veri bize sağlıyor. Bunların bütün hepsi aynı anda yaptığınız süreçler olabilir. Bazılarını kullandığınız süreçler olabilir. Kişilik envanterleri bize sizlerle ilgili bazı verirken diğerleri de hayata nasıl geçirdiğinizi biraz daha görmemizi sağlıyor diye düşünebilirsiniz. Bunların dışında tabii eklemeye atladım ben. Testler, yetenek testleriyle karşılaşabilirsiniz. Sayısal ve sözel olarak sizin becerilerinizi şekillerle de analiz eden ya da matematiksel ya da sözel yorumlarınızı analiz eden süreçler olabilir. Bitirmeye yaklaştım. Şimdi giyimde dikkat etmemiz gereken şeylere çok kısa özet geçiyor olayım. Giyimden biraz bahsettim ama şunu da unutmayın. Nasıl bir firmada işbaşı yapacağınız ya da görüşmeye gittiğiniz mutlaka çok önemli. Teknoloji firmaları giyim konusunda çok esnek olabilirken, hatta bazı call center ya da araştırma odaklı giden firmalarda çalışanların parmak arası terlik ve şortlarla çalıştığını görüyoruz. Yemek sepetinde çalışanların senli benli mülakatlara girdiğini ya da daha spor giyim tarzını benimseyen kişileri tercih edebileceklerini, daha esnek kişileri tercih edebileceklerken, finans alanında çalışan bir sektörde varsanız ya da müşteriyle çok temasınız varsa ya da bankayla çok temasınız varsa daha çok takım elbise ve takım elbiseye yakın şeyler, hani yakın seçimlerle mülakata gitmeniz avantaj olacaktır. Çok spor olan bir firmada da firmada görüşmeye gittiğinizde siyah takım elbise, kravat ya da bayanlar için takım elbise çok pozitif algılanmayacakken finans sektörüne de çok rahat şortlar vesairelerle gitmek çok negatif algı yaratabilir. Dolayısıyla her zaman takım elbise giymek pozitif bir etki yaratır diyemem. O yüzden gideceğiniz firma ile ilgili mutlaka bir ön hazırlığınız, ön değerlendirmeniz olsun. Çalışanlara nasıl baktığıyla ilgili bir fikriniz olsun. Çok takım elbise giymekten ziyade belki smart casual dediğimiz artık biraz spor, biraz takım ayarında giysileri seçmek sizin için her daim kurtarıcı olabilir. Hanımlarda hafif makyaj dediğim gibi o canlılığı gösterebilir. Ben tavsiye ediyorum çünkü gerçekten o enerji hanımlarda özellikle görmek isteyebiliyoruz. Baylar tıraş olmuyorlar bazen. Sakal bırakmak isteyebiliyorlar. Artık hani çok katı bir sakal tıraşı genelde firmalarda istenmiyor. Ama yine de diyorum sektöre göre buradaki beklentiler değişebilir. Ama yine de bizler bir sakal tıraşı ya da uzun saçla gelecekse de adayımız onun daha düzenli ve tertipli göründüğünü, bakımlı olduğunu görmek istiyoruz. Kıyafet seçimlerinde de naçizane tavsiyem çok renkli şeylerden biraz kaçınmanız yönünde olacak. Daha soft renkler, siyah, gri, lacivert her daim kurtarıcıdır. Her platforma, her yapıya çok uygun olacaktır. Çok cıvıl cıvıl şeyleri seviyor olabilirsiniz ama bir süre onları geri planda bırakmanızı tavsiye ederim. Bu arada bayanlarda şu anda bazen karşılaşıyoruz. Bu croplar falan göbeği açık bırakan seçimler olabiliyor. Evet çok güzel duruyor. Kesinlikle bayılıyorum. Ben de çok seviyorum. Fakat mülakat sırasında uçlarda gözükmemek her daim önemli. Biraz daha natürel ortada kalmak, bir yön belirlememek çok önemli olabiliyor. O yüzden lütfen o tarz giyimleri daha sosyal hayatınıza bırakın. Ya da şu anda çok moda olan kalın lastikli botlar ya da ona benzer ayakkabılar, bunlar da yine çok tercih etmenizi tavsiye etmeyeceğim kıyafetler diyebilirim size.
yine böyle mini etek riski olan yırtmaçlar, mini etekler, elbiseler, terlik ve buna benzer ayakkabı seçimleri, şortlar biraz uçlarda kalıyor. Dediğim gibi bazı firmalarda bunlar iş hayatına başladığınız anda bazı firmalarda olduğunu göreceksiniz. Gerçekten var bu arada bunlar. Ben hala inanamıyorum. Biraz biz de geride kaldık sanırım. Ama bunlar şu anda var. Ama oraya başlayana kadar lütfen bunları erteleyin. Eğer öyle bir yapıda çalışıyorsanız ya da çalışacaksınız. Çünkü bir sürpriz öyle bir adayla ilerlemek istemeyebilirler. İçeride ne kadar bu yapıyı görseniz de siz oraya aday olarak gidiyorsunuz. İlk tanışmanız ne kadar profesyonel o kadar iyi. Neon renklerden kaçınmanızı tavsiye ediyorum. Çok uçlar risk yaratır her daim. Bu aksesuarlar için de geçerli. Çok desenli şeyler yine, desenli çoraplar biraz uç gözükebiliyor. Firmanın bir tane sonra bunlar daha tolere edilebilir şeyler olabilir ama mülakatlarda biraz daha kaçınmanız, daha soft olmanızı tavsiye ederim. Burada topuz saçlar, bayanlar biraz dikkat edecektir belki. Problem olmayan ama çok fazla yöneticinin, özellikle üst düzey yöneticinin topuz saçlardan aday elediğini biliyorum. Bu arada mülakat görüşmeye başlamadan önce çok bahsetmiyoruz ama assessor olarak da, iş alımcı olarak da, iş alım firmasında da çalıştım. Türkiye'nin çok önde gelen firmalarındaki İK'cılarını tanıdım ya da burada müdür, direktör seviyesinde çalışan insanları tanıdım ya da o seviyelere işe alım yapan Türkiye'nin önde gelen firmalarındaki iş alımcıları tanıdım. Direktör seviyesinde, genel müdür seviyesinde. Ve inanın topuz saçtan dolayı adayı dediklerini biliyorum. Bu arada bahsettiğim topuz tepede yapılan, biraz daha bu hostes tarzı olan topuzlar ya da pembe renk etek ve babet giydi diye adayı dediğini bildiğim direktör, iş alım direktörleri var. O yüzden çok uçlarda olmamanızı tavsiye ediyorum. Bir diğer konuda ağır kokular. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Bizim mülakatçı olarak çok yapılandırmış ortamlarda bazen kısa süre çok küçük odalarda sizlerle bir araya geliyoruz. Bazen ağır kokular sürünebiliyor adaylar. Ya da maalesef hijyene çok dikkat etmeyen adaylarımız olabiliyor. Bizler de böyle durumlarda biraz zorluk yaşadığımız için mülakatı maalesef kısa tutmak zorunda kalabiliyoruz. O yüzden ne kadar temizliğe dikkat edersek ya da hafif kokulara dikkat edersek o süreçle ilgili doğru bir şekilde o süreci yönetmemize destek olur. Bizi çok bence çok konuşması bile keyifli bir şey değil ama maalesef yaşadığımız için söylüyorum. Çok uç bir nedenden dolayı sizin süreçte yeterince iyi değerlendirilmemize neden olabilir. O yüzden bunu size kimse söylemeyecektir ama lütfen bunlara da dikkat ediniz. Mülakat sırasında biraz konuştuk zaten. Kendinizden emin olmanız, enerjinizi karşı tarafa yansıtmanız, masaya ya şu şekilde oturmamanız. Bununla da karşılaşabiliyoruz. Bu şekilde oturmak, bu şekilde oturmak, bu şekilde dinlemek karşı tarafı çok pozitif etkiler yaratmıyor. Dolayısıyla daha dik, elleriniz bacaklarınızın üstünde olabilir, masada olabilir ama çok hareketli olmadan ellerinizde böyle biraz daha dikkat edeceğiniz, daha soft kalacağınız bir duruş, hafif bir gülümseme. Çünkü oradaki o sıcak enerji karşı tarafa geçecektir. Gergin olduğunuzda, sinirli olduğunuzda karşı tarafa da o enerji geçiyor. Çünkü birbirinizi yansıttığınızı düşünün. O enerji geçtiği noktada o mülakat iki taraf için de çok zorlayıcı olabiliyor. İster istemez sizin algısal olarak negatif algılanmanıza neden olabiliyor. O yüzden şunu da söyleyeyim size, bunlara dikkat edin. Karşınızdaki insanlar, iş hayatında da bununla karşılaşacaksınız, okulda da karşılaşıyorsunuzdur. Arkadaşlarınız, çevrenizdeki insanlar çok sinirli olabilir. Yanınıza geldiklerinde onları sakince dinleyip, sakince hafif bir tebessümle karşıladığınızda bir noktadan sonra onların da yumuşayıp sizinle aynı enerjiye geleceğini ve daha güzel bir iletişim kuracağınızı, özellikle de negatif şeylerden pozitif şeylere onları geçirmeniz, onlardaki algınızı çok daha yukarılara taşıyacağınızı unutmayın. Bu arada enerjiden bahsediyorum ama şunu da söylemek istiyorum. Neden bu kadar enerji diyor diye. Yine biraz bir örnek vereceğim size. İş alım süreçlerinde üst düzey bir yöneticiyle karşılaştığınız bir örnekten bahsediyor olacağım. X firmasında CEO olarak çalışan bir kişiye
İnsan kaynakları profesyonelleri bir asistan alacaklar, yönetici asistan alacaklar. İki kişi kalıyor, son onlarca kişi arasından son iki tane aday kalıyor. Ve bu iki adaydan bir tanesi diğerinden daha güçlü bir aday. Ve insan kaynakları profesyonelleri diyor ki, X Bey lütfen diyor, bu adayla ilerleyin çünkü bu adayın şu alanları çok daha güçlü, size çok daha verimli olacağına inanıyoruz. Kendisi yok. Diyor ki ben bu kişiyle çalışmak istemiyorum. Daha zayıf görülen diğer adayla çalışmak istediğini söylüyor. İnsan kaynakları tabii ki diretiyor. Hayır diyor, bakın diyor, bu daha güçlü bir aday, bununla çalışın. Bu sizin için çok daha efektif bir sonuç çıkaracaktır. Böyle bir münakaşa sürecine giriyorlar ve yarım saatin sonunda CEO'nun yorumu şu oluyor. Yeter. O kadın benim eski eşime benziyor ve ben eski eşimle her gün bir arada olmak istemiyorum. Şimdi size çok uç gelen bir şey ama bunlar hayatımızın gerçekleri. Dolayısıyla nihayetinde sizin için de bu geçerli olacak. Farklı nedenlerle ya da karşı taraf için de bu her zaman sizden kaynaklanan işe uymadığınız için değil, bazen reddler alacaksınız, bazen siz o tarafı reddedeceksiniz. Belki başlangıçta değil ama ilerleyen süreçlerde bu kadar basit nedenlerle bile adayların elenebildiği ya da sizlerin de belki çalışmak istemeyeceğiniz, o enerjinizin tutmayacağı, aslında sizde negatif olmayan, sizden bağımsız nedenler ve etkilerden dolayı o süreçlerin içerisinde yer alamayacağınız noktalar olacak. Bu durumlarda lütfen kendinizi ve enerjinizi, kendinize güveninizi düşürmeyin. Bunların nedenini arka planda her zaman bilmeyeceksiniz. Profesyonelleştikçe bazı nedenleri anlayacaksınız. Nerede hata yaptığınızı, eğer bir hata yaptıysanız, ya da nerede meç etmediğinizi o pozisyonla, ya da o enerjisel şeyi alacaksınız. Çünkü siz de eminim ki o taraftan hoşlanmayacaksınız. Ama burada lütfen enerjinizi bozmayın. Enerji dediğimizde bundan kaynaklanıyor diye düşünebilirsiniz. Son olarak mülakatta söylememeniz gereken birkaç şeyi dile getirmek istiyorum. Bunlarla da karşılaşabiliyoruz. Daha önce dediğim gibi ya da özgeçmişimde zaten yazıyor. Yani özgeçmişinizde bir şeylerin yazıyor olduğunu bizler çok iyi biliyoruz. Zaten özgeçmişiniz elimizde ama kimse özgeçmişle işi almıyor. Biz orada size bunları anlatıyor oluyoruz. Neden anlattırıyoruz? Sizin nasıl iletişim kurduğunuzu, nasıl sıralama yaptığınızı, CV'nizde yazmayan başka şeyler yaptınız mı? Birçok şeyi anlamaya çalışıyoruz aslında bu arka plandaki sorularımızda. Dolayısıyla özgeçmişinde zaten yazıyor demek süreci bir sıfırdan belki sıfıra çeken bir noktaya getiriyor sizi. Dolayısıyla lütfen bu tarz cümleleri çok fazla benimsemeyin kendinize. Biraz önce bahsetmiştim, ben de arada söylüyorum ama negatif konular ve tecrübeler üzerinden çok fazla konuşmayın. Çünkü orayı nasıl yöneteceğinizi bilmiyorsanız negatif konular sizi negatife sürükleyecektir ve süreçten elenmenize neden olabilecektir. Ama negatif konuları nasıl bağlayacağınızı biliyorsanız orada devam edebilirsiniz. Bir problem yok. Sorulara kısa cevaplar vermek sizin hayatınızı burada zorlaştırabilir. Evet, hayır, tabii ki biz. Bizler bu kısa soruların cevaplarını bazen sizinize zaten görüyoruz ama sizlere bir soruyla geliyor olmamızın nedeni daha fazla detaya ihtiyaç duyuyor olmamız. Dolayısıyla mülakatlarda biraz daha konuşmaya özen göstermeniz önemli. Mülakat biterken sizin de sorularınız var mı diye size sorulacaktır. Burada tavsiyem firma ile ilgili ya da pozisyonla ilgili ya da kariyer basamakları ile ilgili birkaç tane sorunuz olsun. Firmaya, pozisyona ilginizi göstermek üzere. Çünkü orada hiçbir şey söylemeden, hiç ilgi göstermeyen ya da bir beklenti paylaşmamak sizi yine biraz daha aşağılarda tutabiliyor. Sorularınızı ya da işte bir teşekkür etmek, çok teşekkür ederim, benim için güzel bir süreçti. Umarım olumlu şeylerle karşılaşırız, yine haberleşiyor oluruz. Bu süreç ya da bunun dışındaki süreçlerde demek sizleri bir artıya geçirecektir. Ya da ben firmanızla ilgili şunları da öğrenmek istiyorum. Kariyerimde böyle bir hedefim var. İlerleyen süreçte bana bu firma neler katabilir gibi ilginizi göstermeniz de sizi artıya çekecek şeylerden bir tanesi olacaktır. Benim şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Sizleri çok yormadığımı umuyorum. Sormak istedikleriniz varsa sorularınızı almak isterim.
Evet, Didem Hanım'a sorunuz var mı çocuklar? Sanırım yok. Çünkü çok açıklayıcı, çok net, çok ayrıntılı bir sunum oldu bence. Çok da fazla soru olacağını zannetmiyorum. En azından işe alım süreçleriyle alakalı noktada gerçekten ayrıntılı bir çalışma oldu. Bir de şey olabilir, daha önce de belirttiğiniz gibi öğrencilerimiz CV, burada çok birinci ve ikinci sınıf öğrencilerimiz var görüyorum. Onlar CV'lerini şimdiden aslında bir yapı olarak hazırlasınlar. Evet. Didem Hanım size CV hazırlama noktasında destek verecektir zaten. Aslında biz Didem Hanım'ı yüz yüze çağırmak da istedik. Fakat mümkün olmadı. Çok sıkışık bir döneme denk geldik. İnşallah önümüzdeki yıllarda ya da önümüzdeki sezon öğrencilerimizle daha yüz yüze irtibat kuracağımız ortamlarda olacak. Umarım. Daha net hani onlarla etkileşim halinde olduğunuz. Çünkü etkileşim çok önemli bir nokta gençler açısından. Onlarla daha fazla etkileşimde olacağınız bir ortamda okulumuzda sizi de ağırlamak istiyoruz. Çok sevindim. Hem sizi hem firmanızı okulumuzda inşallah bir aile programında da göreceğiz. Tanışacağız hep beraber. Çok Evet. sevindim. İnşallah. Evet çocuklar bir soru var mı? Soru yoksa bir tane soru gördüm. Evet. Ben cevaplayayım. Mezun olunan üniversitenin isminin ve not ortalamasının ne kadar önemi var dediniz. Şöyle söyleyeyim. Bazı firmalar ismi marka değerinde olan bazı firmalar bunlara takılıyorlar bazı pozisyonlar üzerinde. Ama genel olarak bunlarla çok fazla karşılaşmayacaksınız. Not ortalamasını oraya yazmanıza gerek olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Mezun olan üniversitede bazı firmalar yine dediğim gibi üniversite odaklı gitseler de bence Türkiye'deki %90 firma üniversite çok fazla takılmayabiliyor. Ama sizlerin mezun olduğu daha iyi İstanbul Üniversitesi'nin adının bir yerde geçiyor olması, CV'nize geçiyor olması size her daim avantaj sağlayacaktır. O yüzden de bunların artılarını azımsamayın. Ama benim tavsiyem üniversite isminden ziyade üniversite hayatınızda yaptığınız stajlar, projeler, yer aldınız. Mesela şu an Batuhan bu süreçlerden bence en güzellerinden birinin içerisinde. Burada bir emek sarf ediyor. Ve yarın benim karşıma bir mülakatta geldiğinde Batuhan'ın anlatacak bir hikayesi olacak. Bazen arkadaşlarımız geliyor, hiçbir staj deneyimi yok, hiçbir projede yer almamış, hiçbir sosyal aktivitesi yok. Dolayısıyla o mülakat bizler için de çok zorlayıcı olabiliyor ilk dönemlerde. Çünkü anlatacak bir hikayeniz olmadığında bizim de sorup öğrenebileceğimiz sorular çok limitli oluyor. O yüzden kendinize üniversite ve not ortalaması evet çok önemli yine de ama bundan daha önemlisi aktif olarak neler yaptınız, kendinize neler kattığınız, nasıl bir hikaye yazdığınız. Kesinlikle katılıyorum. Yani aslında işin eğitim boyutunda üniversitede iş sadece sırada oturmanın dışında bir şey gerekiyor. Aktif olmak gerekiyor yani. Bugün bu eğitimi geliyor olmaları bile öğrencilerim açısından çok artı bir değer yaratıyor. Kendilerine yaratacakları her türlü artı değeri artık sağlamaları lazım. Biz de zaten fakülte olarak bu artı değerler üzerine çok fazla odaklanıyoruz. İşin sadece ders boyutunun dışında da. İşte biz bunları onlara olanak olarak sunduğumuz sürece onlar da bütün bu olanakları kullanmalılar. Büyük, güzel, aktif ve yaptığımız güzel projeler var. Bu projelerin içinde yer alarak kendi CV'lerini bunları çok güzel şekilde ifade edebilirler. Dediğiniz gibi aslında bakılan nokta artık herhalde günümüzde değişiyor adaylar konusunda. Hem farkındalığı olan hem de kendiyle ilgili kişisel gelişimiyle ilgili çaba sarf eden bireyler üniversite mezuniyetlerinin dışında daha ön planda olabiliyor. Bugün İstanbul Üniversitesi'nin adını görmek önemli ama ben bir İstanbul Üniversitesi mezununun reddedildiği mülakatlar da gördüm. Ve sadece oturma ve kalkma davranışıyla alakalı olmak üzere yani reddedilme sebebinin çok basit ama çok kritik bir noktada devreye girdiğini gördük. Ben fakültem adına çok teşekkür ediyorum Didem Hanım. Batuhan'a da teşekkür ediyoruz. Koordinasyon ve bu çok konuda teşekkür ederim. Demek ben teşekkür ederim. Eda'ya da ayrıca Lojistik Kulübü olarak verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Sizin ekleyeceğiniz bir şey var mı Didem Hanım? Öğrencilerimizden herhalde soru gelmedi. Bir soru evet, daha yok. Evet, sanırım. Ben mailimi paylaştım burada. Firmamızın bana ulaşmak isteyen herkes CV'siyle ilgili sorular olan ya da farklı konularla bir de ilgili. Şöyle bir sorum olacak benim.
Pardon, çok böldüm, kusura bakmayın. Yok. Stajla ilgili süreçleriniz bitti herhalde, değil mi? Şöyle aslında biz biraz İK olarak farklı önceliklerimiz olduğu için stajda biraz geciktik. Dolayısıyla şu anda stajyer özellikle sizinle çalışmak istediğimiz için bir işbirliği başlatmak istediğimiz için stajyer alımı yapıyor olacağız. Zorunlu stajı olan adaylarımızı öncelikle 3. 4. sınıfla ilerlemek istiyoruz. Burada onayımızı aldık. Belki 3-4 tane stajyeri değerlendiriyor olabiliriz. Yine sizinle sürecin sonrasında konuşuyor oluruz. Anladım. Zorunlu staj kapsamında kalan öğrenci var mı bilmiyorum. Eda, bunu not al istersen. Hala staj arayan öğrencilerimiz, bu konuda sıkıntı yaşayan öğrencilerimiz varsa Didem Hanım'ın CV'lerini paylaşsınlar. Özellikle sizin firma üzerinden gelen staj onayları ile ilgili biz de sürece bir bakalım tekrar. Çünkü biz Tabii ki. staj onaylarını cumaya kadar uzattık. Tamam. Öğrencilerimiz başka şirketlerle de bazı süreçlerde sıkıntıya uğradılar. Biz de biraz bekleme kararı aldık. Yani Cuma'ya kadar eğer CV gönderirlerse Didem Hanım'a, herhalde hızlı bir dönüş sağlanırsa Cuma'yı başvuruları biz de kabul edebiliriz. Tamam. Cuma'yı biz de yetiştirmeye çalışırız. En kısa sürede iletilirse biz de kısa bir tanışma yapmak istiyoruz. Tanışarak davet etmek istiyoruz yine de adaylarımıza. Evet, daha önce de konuşmuştuk zaten. Aslında biz 1 ve 2. sınıf öğrenciler açısından gönüllü stajı biraz daha ön plana almak istiyoruz ama tabii gönüllü staj koşulları zaman içerisinde değişiyor. Belki başka bir program çerçevesinde önümüzdeki sene hem gönüllü staj hem de farklı formatlarda bir eğitim içeriği oluştururuz diye Öyle düşünüyorum. olabilir tabii ki de memnuniyetle. Evet. Evet çocuklar, soru da yoksa Didem Hanım'a çok 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 teşekkür ediyoruz. Bize vakit ayırdığı için, bu güzel sunumu için. Önümüzdeki dönemlerde inşallah tekrar görüşmek dileğiyle diyorum. İrtibatta olacağız zaten. Evet. Numaranız ve şeyiniz, bilgileriniz bizde var. Biz atlarsak, yani yoğunluktan atlarız, lütfen kendinizi hatırlatın. Tabii ki de, tabii ki de. Bundan sonra Evet, iletişimdeyiz. mutlaka kendinizi mutlaka hatırlatın. Hemen şey yaparız, tekrar devreye gireriz. Elimizden geleni de yaparız. Çok teşekkür ediyorum. Herkese vakti Biz de için çok çok teşekkür teşekkürler. ediyoruz. Derslerinizde başarılar diliyorum. Çok teşekkür Kolaylıklar ederim. diliyorum bu arada. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Görüşmek Görüşmek üzere. üzere. Sağ olun.